Film gibi bir kavuşma hikayesi getireceğiz ekranlarınıza. Baba Aytaç Atasoy, Ukrayna'ya kaçırılan kızına kavuşmak için her yolu denedi. Hukuk mücadelesini kazandı ama yine olmadı. Ukrayna Başbakanlık Sarayı önünde kızına kavuşmak için eylem yaptığı sırada resmi ziyaret için Ukrayna'da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaştı ve bakın sonrasında neler oldu. Burada kim var? Amira. Şu an nerede olduklarını bilmiyorum. Hayatından da endişe ediyorum. Sayın Büyükelçimiz Ukrayna'ya nota verdi. Diplomasi devreye girmiş, kızının hayatından endişe eden baba yaşadıklarını 1,5 yıl önce Şov Haber'e böyle anlatmıştı. Kızım. Kızım benim aşkım. Aferin benim kızıma. Aytaç Atasoy'un kızına, kızı Amira Doğan'ın da babasına 4 yıllık hasreti son buldu. Baba kız sonunda kavuştu. Çok şükürler olsun, çok mutluyum. Film gibi hikaye Aytaç Atasoy'un kızının Ukraynalı eşi tarafından kaçırılmasıyla başladı. Baba Atasoy yargı yoluna başvurdu, hatta Ukrayna mahkemelerinden bile lehine kararlar aldırdı. Ama kızına bir türlü ulaşamadı. Ukrayna Başbakanlık binası önünde eylem yaptığı sırada baba Atasoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştı. 3 Şubat 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna ziyareti sırasında ben de oradaydım. Sayın Cumhurbaşkanıma sesimi duyurmaya çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar yakından ilgilendi ki hala rüya gibi. O da aldı beni. Beni takip et dedi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın yanına götürdü. Erdoğan baba Atasoy'u Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştürdü. Dedektifler devreye girdi, sıkı takip başladı. Durumu anlattık. Ve dedektifler sonunda minik kızın yerini tespit etti. Yapılan operasyon sonrası Amira Doğa annesinden alınarak babasına teslim edildi. İtfaiyede kapı kırmak için geldi. Seni içeride saklıyorlar. İnşallah kızım bu sefer seni alabilirim. İnşallah. Minik kızın psikolojisi bozulmasın diye Ukraynalı anne de 10 günlüğüne Türkiye'ye geldi. Film gibi hikaye mutlu sonla bitti.